Selam millet, ben Şefik ve bu da Permafrost. Yeni oyunlardan biri. Henüz çıkmadı. 2025'te çıkacak ama öncesinde bir demo sürümü yayınlandı. Ben de bu demoyu biraz oynadıktan sonra oyunu size göstereyim istedim. Yalnız kayıt sistemi yokmuş. Demoyu kapatıp bir daha açtığınızda sıfırdan başlıyormuş. O yüzden baştan bir oynayarak öğrendiklerim eşliğinde oyunu size göstereyim istedim. Peki bu nasıl bir oyun derseniz, bu oyun gördüğünüz gibi karda kışta geçen bir hayatta kalma oyunu. Tek başınıza oynuyorsunuz ama oyun çıktığında eşli oyun desteği de olacakmış. Bu türün zirvesinde yıllardır The Long Dark var. Herkes onu bilir, oynar. Yine bu tarzda başka oyunlar da çıkmıştı. Winter Survival çıkmıştı. Hikaye odaklıydı. Oyuncuları çok fazla özgür bırakmıyordu. Onda bir video çekmiştim. Ama bir de karşımızda Permafrost var. Biraz daha ilginç detaylara sahip. Third person oynuyorsunuz. Çok fazla üst inşa etme ya da işte bu tip dekorasyon vesaire, bu tip detayları da var. Biraz detaylı bir oyun ama daha demo sürümü, oturacak çok fazla şey var diye düşünüyorum. Yani mekaniklerin oturması lazım ama oyunda beni en çok etkileyen şey, biraz garip gelecek ama, kar oldu. Ya kar birikintisinde yürümek ve o kar birikintisini böyle yararak geçmek, yerde çizgiler çizebilmek. Karı bayağı simüle etmişler. Her yerde kar var ve içinde böyle yüre yüre yol açabiliyorsunuz diyeyim. Ve lafı daha fazla uzatmadan dediğim gibi sıfırdan başlayacağım. Demo versiyonunu başlatayım. Oyuna başlarken tabii ki bir karakter yaratmamız gerekiyor. Hemen şöyle Roko diyelim. Vücut tipi 2 tane. Yani buraları aslında hızlı geçebilirim. Çünkü muhtemelen buralar çok değişecek diye düşünüyorum. Şöyle bir detay var. Kendi karakterimiz dışında bir de yanımızda bir köpek gezdirebiliyoruz. Rex ve Fluffy, buna bir şeyler taşıtabiliyoruz. Bunu tabii beslememiz de gerekiyor. Onun kıyafetini de seçebiliyormuşuz. Tamam, böyle başlayalım. Ve kendimizi oyunun hikayesine doğru atalım. Gerçekten çok yoğun bir kar fırtınası var. Göz gözü görmüyor. Biz bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Çok fazla da dayanamayacak gibiyiz. Öyle bir fırtına sesi var ki karakterin kendi kendine mırıldanmalarını ben duymuyorum, anlamıyorum şu anda. Zaten çok da konuşacak hali olmadığı için bayılıverdi. Galiba ölüyorum diye içinden geçiriyor. Merhaba. Tam o sırada birini gördü. Ve o kişiyi, belki de onu hayata döndürdü. Ve böylece Permafrost başladı. Oyun kendisi böyle mi başlar? Biraz daha detaylı bir hikaye girişi yaparlar mı? Bunu tabi zaman gösterecek. Oyun çıkmasına daha çok var. Muhtemelen belki de erken erişimde çıkacak. O yüzden gelişim süreci de çok uzun sürecektir diye tahmin ediyorum. Hemen size o bahsettiğim karlarla buluşturuyorum. Gerçi burası biraz daha karların sert olduğu bir yer olması lazım. Durun bakayım. Dur, seninle konuşacağımı bir göstereyim. Bakın. Ya insan bundan etkilenir mi? Etkilenebiliyor. Bu şekilde karla istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bir faydası yok ama. Neyse. Şimdi bizi o kurtaran kişi bu Anna karakteri. Hemen onunla bir konuşalım. Etrafta başka karakterlerle de buluşuyoruz, konuşuyoruz. Bana bir savaşçı gibi göründün. Benim isim Anna. Kırmızı Kule'de arkadaşım var, Robin. O sana yardım edecektir diyor. Zaten sen bana yardım edip beni kurtarmışsın. Bunu al, çok fazla bir şey değil ama seni hayatta tutacaktır dedi. Burada yan görevliler için yine karakterlerle konuşabiliriz. Ana hikayeyi ilerletmek için karakterlerle konuşabiliriz. Ben biraz daha hızlı davranıp size olabildiğince çok fazla şey göstermek istiyorum. Kendi başın çaresine bak, kendine dikkat et dedi. Çünkü dediğim gibi kayıt sistemi olmadığı için biraz ilerledikten sonraki yerleri gösterememiş oldum. Yani göstermek için aslında biraz hızlı ilerlemeye çalışacağım. Şimdi öncelikle taba bastığınızda bu arayüzü görüyorsunuz. Üstümüzde kıyafetlerin bizi hiç korumadığı ortada. Yani -28, yani ceketimizde, işte eldivenlerimizde, pantolonumuzda, botumuzda bizi çok fazla koruyamıyor. Zaten burada soru işareti üstüne geldiğimizde onun bize etkilerini de görebiliyoruz. Ya hava çok zorsa belli ki çok zorlanacağız. Burada kıyafetlerimiz görünüyor. Burada quick slot dediği işte 8'e kadar rakamlar, işte silahları, bıçağımızı, baltamızı, şu an olmayan bir kazmamızı ekleyebiliyoruz. Oyunun bu envanter yönetimi biraz zorlayıcı. Yani şu an belki bomboş olduğu için sıkıntı yok diye düşünüyorsunuz ama mesela ceketimizin bütün slotlarını doldurduktan sonra yeni bir ceket bulduğumuzda ceketi direkt giyip eşyaları oraya aktaramıyoruz. Çok garip yani. Bunları tek tek boşaltmanız, yere atmanız, belki de ceketi giymeniz, sonra doldurmanız lazım gibi bir durum var. Bu biraz yorucu olabiliyor. Onun dışında crafting sisteminde yine burada mühimmatlar, inşa parçaları, yani build part yazıyor aslında ama burada inşa edilebilir şeyler var ve şu an sadece bir mum, bir uyku tulumu ve bir de çadır var. Ve bunların hepsinin neye ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz. Sağlıkla ilgili şeyler var, kaynaklar var ve tabii ki silahlar var. Şu an bizim bir baltamız var ama kazmamız yok. Onu da hızlıca yapmaya çalışacağım. Şöyle bir ilerleyelim. Etrafta ne var bakalım. Bu arada Q'ya basılı tuttuğunuzda fener yakabiliyorsunuz ama etrafta tabii
Aydınlık olduğu için bir anlamı yok. Onun dışında yine bir şeyleri tamir edebilirsiniz, bir şeyler inşa edebilirsiniz ama bunlar için de malzeme lazım. Şu an odunumuz da yok. Ya da yaptığınız bir şeyi kırabilirsiniz. Şimdi şundan bir kapatalım. Biraz hızlı hızlı ilerlemeye çalışayım. Şu an akşam üstüne doğru geliyor. Saat 4. Hava fena değil. En azından birazcık aydınlık. Gördüğünüz gibi yürüdüğüm bütün yolda iz bırakıyorum. Tabi burada böyle biraz vakit geçirip aslında ne kadar sürede o kardaki açıklık kapanıyor onu da görmek isteyebilir insan. Ben buna niye dikkat etmedim? Etmedim. Şimdi etrafta tabii ki ağaçları keserek ilk yapacağımız şey odun toplamak oluyor. Ki bundan bir şeyler craftlayabilelim. Etrafta loot yapacak da çok fazla yer var. Arada bir level atlama gördünüz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle ki bizim karakterimizin tabii ki yetenekleri var. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Öyle bir puan dağıtma sistemi yok. Siz bir şeyi kullandıkça, daha doğrusu bir şey yaptıkça, ne bileyim koştukça, zıpladıkça, işte okla yay attıkça, yayla ok attıkça, okla yay atmak bayağı zor olur. Ne bileyim balta, silah kullandıkça bunların level'ları yükseliyor. Level'ları yükseldikçe de bunların etkisi artıyor diyebilirim. Yine burada her şeyin istatistiğini takip edebiliyorsunuz. Burada görevlerimiz var, yan görevlerimiz var. Benim şimdi Hunter's Glade'de o şey, orayı aramam ve Anna'nın yönlendirdiği kişiyle tanışmam lazım. Oyunla ilgili bütün topladığınız bilgiler, dünyada öğrendiğiniz şeyler hepsi yine burada birikiyor. Bir de oyunun haritası var tabii ki. Burada herhangi bir yeri işaretleyebiliyorsunuz. Biz buradan başladık oyuna. Çok fazla oyalanmayayım. Allah'tan şu odunları direkt alıyorsunuz. Yani bazı oyunlarda özellikle ben bir Viking temalı bir oyun oynamıştım. Orada artık abartıydı. Ağacı kesiyorsunuz. Sonra onu kütüklere ayırıyorsunuz. Sonra onu oduna çeviriyorsunuz. Bir de onun kabuğunu çıkarıyorsunuz derken ömür gidiyordu. Allah'tan öyle bir şey yok. Şimdi gitmemiz gereken yer çok net. Zaten oraya doğru gidiyoruz ama öncesinde ben şurada bir yer gördüm. Bu tip yerlerin hepsini uğrayıp lootlamanız lazım. Hemen şunu arayalım. Çok güzel. Hemen bir yay bulduk. Ok da bulduk. Oku acaba pantolonun cebine koysak kullanabilir miyiz? Bakalım. Şöyle bir eğilelim. Ben şurada demin çünkü geyik mi ne bir şey gördüm. Bir avlamak istiyorum. O dediğim gibi böyle çok çok da uzun bir video olmadan olabildiğince çok fazla şeyi size göstermek istiyorum. Kuleye giderken ama şurada da mesela lootlar var. Etraftan taş topluyorsunuz. Odun, ya odunu kesmeden ben hiç bulamadım. Şu taşları da alalım. Bir şeyler craftlamamız gerekecek. Bir de tabii yine demo sürümünde çok fazla teknik problem var. Bunları görmezden gelin. Yani gelmelisiniz, koşarken level atladım. Yani nedir? Bir anda yanında geyik falan spawn olabiliyor. Sonuçta bu demo aslında biraz da oyunun böyle teknolojik altyapısını, temel mekaniklerini göstermek için hazırlanmış. Ve zaten kısa sürede yayında olacak. O yüzden böyle çok fazla o açıdan yargılamıyorum. Ben size de yargılamamanızı öneriyorum. Şimdi gel bakalım. Şu tam kafasını nişan aldığımızda şeye saplandı niyeyse ama sen biraz daha uzaktasın, sana doğru atalım. Tek attık. Bazı oyunlarda biliyorsunuz bunları böyle 10 tane falan sapladığınızda anca gidiyor. Burada ot da varmış, onu da toplayabiliyoruz. Bakalım. Öncelikle biz okumuzu alalım. Sonrasında bunu keseceğiz. Ya burayı da detaylı yapmışlar. Önce bir derisini yüzüyorsunuz. Sonra içi çıkıyor. Her yerde kan oluyor. Sonrasında bunun içini arıyorsunuz. Aradıktan sonra da her şey çıkıyor. Yani derisi çıkıyor, eti çıkıyor, işte yağ çıkıyor, kemik çıkıyor. Bunların hepsini envantere atıyorsun. Sonra envanter doluyor işte. Şimdi ben kocaman bir ceket bulsam, dediğim gibi her şeyi boşaltmak zorunda kalıyorum. Şöyle biraz ilerleyelim. Burada maalesef hayatını kaybetmiş. Daha doğrusu ben bunu ilk gördüğümde havada asılı kalıyor. Bak sanmıştım. Asmışlar adam arkadaşlar. Ya burada ne 2035'te geçiyor oyun yanlış hatırlamıyorsam ve burada tam olarak neler olup bittiğini belki de çözmemiz gerekiyor. Burada hayatta kalan insanlar da var sonuçta. Burada bir şeyler yaşanmış. Şimdi o ilk önemli noktaya geldik diyeyim. Şu kuleye çıkacağız ama şöyle bir etrafı yine arayalım. Bakalım buradan ne çıkıyor. Gördüğünüz gibi bol bol kaynak var. Bir de şu anda en azından şöyle bir şey var. Siz böyle loot yaparken sandığın içindeki her şeyi alıyorsunuz. Böyle yer değiştirme yok. Ya yer içim şunu bırakayım diye bir şey yok. Loot sistemi en azından bu demoda sadece almak üzerine kurulu. Yani işte benim orada mesela kurşun var. Envanterde yer yok. Envanterden bir odun koyayım oraya. Ondan sonra kurşun alayım. Sonra odunu gelir alırım diye bir şey yapamıyorsunuz. Belki bu değişebilir. Ya da loot sistemi böyle. Sonuçta kendiniz bir üs yaptığınızda üstteki her yeri üssü inşa ederken orada sandıklar yapıyorsunuz. Onların içine bir şey koyabiliyorsunuz ama loot tarafında durum böyle. Şöyle bir etrafa bakalım. Böyle her yere girebiliyorsunuz. Bunu açamayız herhalde. Bunu bıçakla açmamız lazım. Evet. Bu şekilde açabiliyormuşuz. Oradan da neler aldım ben orada ya? Lockpicking level'ım atladı bu arada. İlginç bir şey. Bir tane de artık paslanmış diyeceğim. Bu pizza şeyi gibi ya bu. Pizza kesmek için olur ya, adını bıçağı gibi. Buradan çıkarken ışığı da kapatalım. Işık dedim, fener. Işıkları kapatalım.
Köpeğimiz de burada. Köpeğimiz acıkıyor. Bu arada hiç söylemedim. Solatta bizim soğuğa karşı korumamız, sağlığımız, enerjimiz, yorgunluğumuz ve açlığımız var. Alttaki barları sırasıyla saydım. Solda görevimiz var. Burada köpeği de beslemem gerektiğini söylüyor. Hemen köpeği karın içine attık direkt yemeği ama işte o sağ, yani köpek bu sonuçta orada bulur. Bir güzel yedi. Hatta gelmişken seni bir de sevelim. Bıçakla sevmeseydik iyiydi. Biraz tıraş eder gibi oldu. Neyse başına bir şey gelmedi. Güzel. Şimdi temel birkaç şey yaptıktan sonra bir avlanma da bak oraya çıkmış ya. Şimdi ben bunu denemek istiyorum. Çok da uzak ama. Oraya kadar gider mi? Vay arkadaş. Accuracy level atladı. Böyle atlar işte level. İnanılmaz. Oradan da vurdum ya. Hemen şeyi de göstereyim bu arada. Belki ilerleyen bir level üstünden şeyi gösterebiliriz. Burayı gördüğünüz gibi accuracy %1 arttı. Yine kullandığımız şeyler böyle böyle artıyor. Dediğim gibi böyle puan dağıtma sistemi yok. Sadece bu şekilde ilerliyor. Karakterimiz bu sanırım ama ben gelmişken yine etrafta toplayacak bir şey varsa ki bir kayıt varmış. Yine hikaye dair şeyler bulabiliyorsunuz. Ben buraları... Yani burayı açamıyormuşuz gerçi. Burada anahtar lazım. Bak orayı kilde açamıyoruz. Yine raflara dikkat etmek lazım. First person olsa belki daha rahat görürüz böyle şeyleri ama şunu da görebiliyor muyuz? Dur bakayım. Ha. Yani her şeyi aldım ben şu anda. Ben üstümdekileri... Bakın envanter full oldu. Yani her şeyi doldurdum. Buradan sonra nasıl şey yapacağım? İdare edeceğim ya da işte bir şekilde bir şeyleri toplayabileceğim bilmiyorum. Şöyle her yerine bakalım. Burada da bir şey var. Her şeye kurşun aldım. Silahım yok. 20 tane konteyner lootla demiş. Benim işim bu zaten. Gelelim Robin'e. Who are you? What are you Sen doing here? kimsin? Burada ne işin var? Dedi. Ona bizi Anna'nın yolladığını You've met söyleyelim. Anna? Anna ile Then you tanıştın are not mı? a complete stranger O after zaman all. sen tam I'm anlamda bir Robin, by the yabancı way. sayılmazsın. I'm Ben here on a Robin lookout bu duty. arada. Sheriff's orders. Şerifin görevleri için Speaking of buradan the işte etrafı devil, I'm picking up gözlemliyorum. some transmission. This is Ethan Kane. Telsiz mesajı alıyorum. Ben Hope you can Ethan hear me, Kane. Robin. Umarım beni My team duyuyorsundur went Robin. missing. Benim ekibim You must kayboldu. send someone to help me find them. Onlara yardım etmek için birini I yollaman received some lazım. signals from few directions, Bazı yönlerden sending you sinyal alıyorum. coordinates. Sana Come to their koordinatları temporary yollayacağım. base and keep looking Geçici out for bir any üs kur. survivors. Do not leave your Burada bir post. üs de yok tabii. Over. Ve bölgeni Can't terk handle this on etme. my own. Bunu kendi başıma We halledemem. lost most of our crew. Ekibin çoğunu But my kaybettik. fa Ama babam, I mean, yani Sheriff Şerif Ethan Ethan still ki doesn't know babasıymış that. demek ki bunu hala Just can't bilmiyor. bring myself to tell him. Bunu da söyleyemeyecek. I'm going to Buradaki need your help insanları with da that base. kaybetmiş. In exchange, I can give you a good Yardıma weapon. ihtiyacı var. Sen yardım Oh, edersen and the ben de sheriff gave me the last sana coordinates of yardım the ederim. survivors. I'll Koordinatları da send them aldı to you. verdi. Sana onları If you could yollayacağım. find out anything more, Herhangi bir şey that would be bulursan great. şahane olur. Dedi. Peki. Daha bilgi alırız da uğraşmayalım. Yukarıda gördüğünüz gibi hemen bana bir shelter yapma. Bu üs kurma olayı var demiştim ya. Onu da göstermek için. Şöyle hızlıca aşağı ineyim. Zaten o yüzden diyaloğu çok sürdürmedim. Hemen aşağı inelim. Köpeğimiz de burada bekliyor. Şimdi burası ne güzel böyle düzlük bir yerken biz burada bir şeyler inşa edebiliriz. Tam şuraya bir tane koyayım. Tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Direkt vuruyor öyle. Kendiniz basılı tutmanıza gerek yok. Hemen yanına bir tane daha koyalım. Benden istediği şey aslında burada zemin oluşturmak, duvar oluşturmak, bir kapı geçişi oluşturmak. Ne kadar odunum var bu arada? Şuraya da yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. İşte oraya bir kapı yolu diyeyim. Sonra bir kapı, bir de çatıyı yaptık mı tamam diyor. Yani işimiz biter diyor. Üstü yapmış oluruz diyor. Ben burada size en basit haliyle üst nasıl kurulur bunu göstereyim. Yalnız bu kadar şey bana yetmez. Hemen biraz daha odun toplayalım. Bir detay daha var bu arada. Eşyalarınız kırılabiliyor, yıpranabiliyor. Onu idareli kullanmanız ya da yenisini yapmanız gerekiyor. Tamir için bir workbench yapılıyor olabilir. Ya yani yapmıştım ama hiçbir şey tamir etmemiştim. Hep atıp yenisini yapıyordum. Kolay geliyordu. Sağ olsun bu dik düştü. Ben de hiç böyle düşmeden yakaladım. Böyle de ağaç keserim. Tekrar buraya gelelim. Buradan bu kadarlık bir alan yeter. Çünkü benden istediği 5 duvar. Bu 2, 4, 6, 8 biraz fazla bile yapmışım. Şuradan hemen neler yapılabildiğini de göstereyim tabii ki. Bakalım sütun yapabiliyoruz. Şuradan bir doorway yapıyoruz. Yani kapı giriş. Onu da şöyle koyalım. Burayı hemen kapatmam lazım. Şu an hava eksi 31 derece oldu. Benimkiler eksi 28'e kadar koruyordu beni. O yüzden... Birazcık hızlı davranmam ve bu duvarları yapıp bir de ateş yakmam lazım aslında. Wooden wall. Böyle dışarıdan baktığınızda dışarıya doğru yapıyor. Bazı oyunlarda bunu böyle ters koyduğumuz oluyor. Bir türlü oturtamıyoruz, yerleştiremiyoruz. Neyse ki burada biraz daha net.
Şimdi hatırlayamadım da bir tane oyun video çekmemiş de olabilirim. Onda gerçekten duvarın neresi içi neresi dışı anlaşılmıyordu. Burada en azından onu toparlı yani çok net görünüyor. Yalnız ben bunu yaptıktan sonra ateş yakabilecek şeyim olacak mı ondan emin değilim. Biraz daha ağaç kesmem gerekebilir. Şuraya bir duvar daha yapayım, bir de içeri ateş yakayım, bir de yatak yapayım. Zaten bunları yapmak gerekecek. Galiba isteyecek benden bu. Şurayı bir bitireyim, inşaatı bitireyim, onları da isteyecektir. Tamamdır. Yalnız biraz daha ağaca ihtiyacımız olabilir. Oyun atmosferini ben sevdim. Şimdi arayüz çok parlıyor. Bakın. Bir karanlık çöktü. Yani bu şey atmosferini güzel yapmışlar. Bir de bazı bölgeler var. Oralar bir ekstra soğuk. Oralarda böyle yerden çıkmış buz şeyleri var. Sarkıt değil de öbürü neydi? Yerden böyle dev gibi buz kütleleri çıkmış. Artık burada ne olduysa. Oralar daha soğuk ve oralara girdiğinizde direkt böyle üşüyorsunuz. Ekstra donuyorsunuz. Ben şunları da toplayayım. Aslında benden muhtemelen başka şeyler de isteyecek. Kayamaya her şeyi isteyecek. Bir ağaç daha keseyim. Bir an önce şeyi... nasıl derler? Ateşi yakayım. Yani ne yapacağımı kestiremedim. Ama sağda gördüğünüz gibi balta gideceğim. Yani balta az sonra kendini imha edecek. Neyse ki buna yetişti. Ağaç da benden sekti. Kafama düşüşte de bir şey olmuyor. Bazı oyunlarda biliyorsunuz. Kafanıza düşen envanteri doldurmuşuz. Orada bir de bir nokta var. Bu demo versiyonda biraz böyle çok takıldım orada ben niyeyse. O noktada... Buraya da mı kapı yapsam ya? Yok, buraya duvar yapalım. Bir nokta var. Oradan sonra müzik değişiyor. Bir daha gergin müzikle daha böyle atmosferik bir müzik şeyi var orada. Niye sonra çok takıldım ben? Müziği komple kapatsanız böyle bir şey takılmazsınız. Şimdi burası da tamam. Ha, kapı yapacağız tabii ki. Şuradan kapıyı da seçelim. Aynen. Kapıyı da yaptık. Bir de üstünü kapattık mı mis. Bir yandan tabii başka neler vardı göstermek istiyorum ama bir içeri girelim önce. Şu kapıyı açalım. İçeri, oraya bir merdiven. Jumping diye level atlanır mı ya? Atlanıyor işte. Şurada işte bir storage chest, yani bir sandık yapabiliyorsunuz. Oyunda yapılabilecek her şeyi buradan gösteririm aslında. Ya şu an biraz geç kaldım bunu göstermek için. Belki merak ediyordunuz ama burada bir elektrik lambasıdır. İşte tarımla uğraşabiliyorsunuz. Tarım istasyonu yapabiliyorsunuz. İşte sudur vesairedir ya da işte böyle... bitkileri yine ekebileceğiniz yerler yapabiliyorsunuz. Işıklar yapabiliyorsunuz. Şu ateşi hemen ben yapayım çünkü birazdan bu lazım olacak. Çok da olan mıyım? Yine şuradan devam etmek gerekirse yine işte böyle ısı kaynağı olabilecek. Bu varil gibi bir şey sanırım. Aynen. Yani soba diyebiliriz aslında. İşte oturulacak yerler, ki oturuluyor mu bilmiyorum. Yatak yapabiliyorsunuz. Hemen yatağımızı da yapalım. Niye yapmayalım? Böyle. Belki direkt yatılır, dinlenmek için gerekiyordur. Yatağı da yerleştirelim. Ben bu şekilde odun ve kumaş harcıyorum. Son olarak şöyle bakalım. Yine kamp ateşi koymuş. Aslında bir de workbench var. Buna da bayağı bir şey istiyor yalnız. Etrafta da hiçbir şey görmüyorum. Şunu yakalım mı? Size karanlıkta böyle yokluk içinde bir şey gösterdim ama nihayetinde aklıma geldi fenerimi yakmam. Her şeyi de yaptım. Birazdan benden istiyordu belki bunları. İlk oynadığımda istemiş olabilir. Ben her şeyi kendim halletmiş oldum. Sadece şuradan acaba diyorum. Ha, bunu kullanmak için bir de odun gerekiyordu. Şimdi asıl sıkıntı başlıyor olabilir. Ben ikinci bir şeye ihtiyaç duyacağım burada. Baltaya ihtiyaç duyacağım. İlkinde de bu hatayı yapmıştım. Bir şeyleri yıkmam gerekmişti. Şuradan bir içeri girelim. Yine buradan bir şunun üstüne böyle yerleştirirsek. Ben bir de böyle işleri takarım bak. Dik dik gitmesi lazım. Aynen. Artık onu kullanabileceğiz de odunumuz kalmadı. Bir şey yıkacağız artık. Hep yapıyorum ben bu hatayı bu tarz oyunlarda. Yalnız bunu sonradan koyduğumuz için mi acaba? Bakalım, etkileşime giremiyor olabiliriz. Evet. Seni bir yıkalım. Benden istemediği şeyi yapınca böyle oluyor işte arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda tutorial'ı birazcık takip etmeniz lazım. Yoksa kafanıza göre iş yaptığınızda ilerleyemeyebiliyor. Bunları ben ilk oynayışımda da aynı hata yapmıştım. Yine aynı hata yapıyor. Hata denmez ama oyun öyle bir kısıtlama yapıyor. Şimdi bana workbench yap diyor. Tabii bunun için bir zemin de gerekiyor. Şöyle bakalım. Workbench yaptığımda artık tam 10 istiyor. Sonra ben bir şey yapamayacağım yalnız onunla. Daha doğrusu yine bir şey yıkmam gerekecek. Çünkü yeteri kadar odunum. Etraftan odun bulduğumu hatırlamıyorum. Acayip de yoruldu karakter bir yandan da.
Şimdi artık bunu kullanabiliriz. Burada yapabileceğimiz şeyler nedir? İp yapabiliyoruz, kumaş yapabiliyoruz. Yine craftlayabileceğimiz, repairlayabileceğimiz. Aa, repair yapabilirim belki. Durun bakayım. Evet. Neyse ki repair ile kurtardık. Hadi yine iyiyiz. Craft'a geri dönelim. Burada yine çadır, bandaj, ok daha iyi olduğunu tahmin ettim ama üstüne geldiğinizde statleri yazmayan kıyafetler. Yine çok taştan yapabileceğiniz diğer malzemeleri görebiliyorsunuz. Burada yine inşa malzemeleri var. Bir tavşan tuzak. Tavşan hiç görmedim oyunda. Yine mühimmat. Tabii kurşun yapamıyoruz. Kıyafetler, bandaj. Burada kategorilere ayrılmış. Her şeyi burada göstermiştim zaten. Şimdi. Acaba diyorum biraz daha ağaç kesip bu ilk geceyi bir kurtarmaya mı çalışsın? İlk gece diyorum da saat hala 4 görünüyor. Gece gündüz kavramı da mı karışık oyunda? Yani her şey normal gibi aslında. Hani böyle doğaüstü bir şey yok gibi ama yine de bulutlardan da olabilir tabii. Bir an... Ha pardon. Tamam. Tuhaf bir şey var. Onu size göstereceğim. Unutmuştum. Şu an gördüm. Kenardan gördüm. Hemen göstereceğim size. Şunları da alalım. Bakın size ne göstereceğim. Oyunun dünyasındaki tuhaflığı gösteriyorum. Belki de böyle bir kış olmasının da sebebi olabilir. Bakın. Yani bu herhalde ay diye düşünüyorum. O yok olunca onun metri başka bir şey de olabilir mi ya? Ama bakın yarılmış. Onun tabii etkisinden dolayı ne oluyor? Şuradan içeri girelim. Buraya merdiven şart. Şuraya da biraz odun koyalım yoksa öleceğiz burada. Isıtalım. Güzel. Belki de buranın böyle olmasının sebebi de bu olabilir. Şurada ateşin yanında duralım. Bir yandan da et pişirebiliriz ya. Et bulmuştuk sanki. Aynen şunları da koyalım. Pişirelim. Pişirdiğiniz şey hemen yanında beliriyor. Bir tane daha pişirelim. İçine böyle bir şey de katabiliyoruz. Belki bir sos mu artık bir şey, sebze mi bilmiyorum ama. Şunları da pişirelim. Yaptığımız yemekleri de yediğimizde. Ki açlık bayağı sıkıntıymış. Şunu bir yiyelim. Güzel. Bu sıcak da buradayken yatalım. Biraz dinlenmek istiyorum dedi. Yattı. Uykumuza daldık. Güzel. Şu anda enerjimizi topladık. Tabii yine acıktık. Şöyle şunu da alalım. Sonra şunu da yiyelim. Güzel. Tabii soğukla ilgili sıkıntımız geçti gibi bir şey. Biraz ısınabilir miyiz bunun yanında? Çünkü şu an -18 diyor. Evet yavaş yavaş dolmaya başladı bar. Bence o ay ya. Ay ay. Dışı aya benziyor. Ama öyle bir patlamış ki. O buna nasıl sebep olmuş bilmiyorum. Bana yatak yap dedi. Ben bunu yapmıştım. Ama o dedikten demeden önce yaptığım için. Yanlışlıkla bu arada tekrar uyudum. Yani yatak olduğunu oyuna kanıtlamak için. Kez daha yattım. Bu sefer bunu yıktım. Şimdi tekrar yatak yapacağım. Gerçekten olur böyle şeyler. Demolarda bu tip şeyler olur arkadaşlar. Şuraya bir yatak koyalım. Böyle tam köşeye yerleştirelim. Oyunun dediği şeyleri yapalım. Kamp ateşini de bu arada yapmıştık ama o da kabul görmedi. Şöyle gelelim. Şurada odunumuz varsa odunu alalım. Güzel. Şunu da yok edelim. Ve sonrasında tekrar kamp ateşimizi yapalım. Madem öyle diyorsun yapacağız. Güzel. Şimdi Robin'e geri dön diyor. Burada ateş yakmamıza gerek yok. Ya ben şu tabanı da bir düzelt. Yani tamamlayayım bari burayı. Şurayı da bir halledelim. Çatımızdan en azından içeriye kar düşmesin. Bulunduğumuz noktanın bu arada ısısı -14. Onu da emin olamadım. Şimdi düşündüm de dışarısı belki bu kadar düşmemiştir. Kapatınca soğuk. Bulunduğumuz noktayı gösteriyor olabilir. Buna dikkat etmemiştim oynarken. Mesela burası -11 mi? Evet evet. Tamam bulunduğumuz yeri gösteriyormuş. Peki içeri girdiğimizde kapıyı kapattığımızda değişiyor mu? Bakalım. Yok aynı gibi. Güzel bir işi daha yaptık. Şimdi saat sanırım ilerlemiyor arkadaşlar. Baktım da ya yani dördü bir türlü geçemedik. Saat demek ki şu anda akmıyor oyunda. Tekrar yanına gelelim. Şöyle bir manzaraya da bakın. Şu ışığı da kapat. Şu feneri de kapatalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Aa ben buralara çok dikkat etmemiştim az önce. İlk oyunda mı dikkat etmiştim? Gördüğünüz gibi dev bir şehir var orada. Aşağıda da belki de insanların bir şekilde yaşamaya çalıştığı farklı bir bölge var. Burada belki hayatta kaldılar. Hava da aydınlanıyor. Güzel. Burada karlı dağlar var. İlk oynayışımda şuralara bir yere gidip tırmanmıştım. Belki yine oralara doğru gidebilirim. Biraz da orada ilerleyebilirim. Bir Robin'le konuşalım.
Nedir durum? Görevi bitirdim. Thank you so much for your help. Yardım için çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu takdir ediyorum. Şimdi sıra bende. Bu Lucas'a ait olmalı. Bizim ekip elemanlarından biri. Onu mağarada bulduk. Yanında bulduk. O artık senindir. Ne verdi bana acaba? İleride bir sığınak var. Buradan çok uzak değil. Bir süre önce askerler oraya bırakmıştı. Orada oraya bırakmıştı. Oradaki soğuğa gitmek için çok iyi ekipmanın yok. Ekipmanın çok iyi değil. Buradan kiliseye gidebilirsin. Orada sana yardım edebilirler dedi. Dikkatli ol. Tamam. Bize ne verdi o? Silah vermiş. Dur. Burada yer değiştiremiyoruz. Envanterimiz oldu. Güzel, silahımız da oldu. Ya şimdi bir yere doğru gideceğim. Yine bir şeyler yapacağım. Yapacak çok şey var. Ama ben yani ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk bunları yapabilirim bilmiyorum. İçeri girelim. Şimdi burada şunu tekrar yakacağız. Biz burayı yaptık ama çok karanlık oldu bu da. Şöyle yapalım. Buraya acaba diyorum bir şeyi koyacak kadar odunumuz yok. O zaman ne yapacağız? Şöyle söndürelim. Bir ağaç daha keselim. Bir sandık açalım. Sandığı açtıktan sonra içine bir şeyler koyalım. Buraya da düşürmüşüz. Bir tane daha ağaç keselim. Bu yalnız küçük bir ağaç olduğu için mi kesilmiyor acaba? Evet, belki de büyükleri kesebiliyoruz sadece. Biraz üstümdekileri bırakayım. Silahı da alıp bir gideyim bakayım. Belki birkaç tehlikeli hayvan daha görürüm. Onlara da size gösteririm. Sonrasında zaten açıklama kısmına linki koyacağım. Oradan biraz kendinizden, demonun içeriği ne kadar bilmiyorum ama kendiniz oynayıp en azından kalanını keşfedebilir. Yapılabilecek sınırlıdır tabii ki şeyler ama bunları da kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Tekrar içeri gireceğiz. Yine kar yağışı başladı. Şöyle bir İlerleyelim. Bundan yapacağız. Onu şöyle yatağın yanına, daha doğrusu masanın yanına koyabilir miyim acaba? Yok, oraya olmuyor. Şuraya koyabilir miyim? Hatta şuraya. Hemen yanında olsun istiyorum. Çünkü bir şeyler alıp craftlamak isteyeceğim. Yok, oraya da olmuyor. Tamam, karşıya koyalım. Kapının önüne koydum vallahi. Oyun bu kadarına izin verdi. Güzel. Şimdi bunun içine ne koyabiliriz? Yemeğimiz bizde dursun tabii. Bu da dursun. Belki bir işe yarar. Bu silahın istediği kurşundan bizde var. Şu gereksiz kurşunları koyalım. Zaten quick slot'ta ne işi var onun? Şunu da koyalım. İki tane çadırımız var. Belki bana demin çadır vermiş olabilir. Para vermiş. Parayı da bence şu an taşınmamıza gerek yok. Craftlayacak şeyler dursun. Hadi kemik de dursun. Deri de dursun. Yiyebilecek şeyler var. Kurşun da şuraya. Aynen. Oraya taşıyabiliyoruz. Enteresan. Kömür var. Kumaş var. Bol bol kumaş var. Kumaşın da fazlasını koyalım. Bandaj da yanımızda dursun. Açız ve enerjimiz azmış. Hemen şunu yiyelim. Şunu da yiyelim. Artık bayağı tokuz bence. Şunu da alalım. Güzel. Şimdi şu silahımızı bir çekelim. Bu değil. Silah kaçtaydı? Altıdaydı. Güzel. Hemen reloadumuzu da yapalım. Bana bir yer işaretledi. Bir oraya da gidip bir orada ne var bakmak istiyorum. Yalnız burada ben bir ağaç daha mı devirmişim ya, farkındayım. Ya da böyle karanlıkta devirdiğimde görmedim mi? Bunun odunları da düşmüş. Dediği yere bir gideyim. Şimdi haritaya baktığımızda gidilecek farklı yerler var. Bakın farklı nokta. Bilinmeyen yerler var. Şurada, şurası galiba bahsettiği... biraz daha yaklaşayım. Burada yine tüccarlarla tanışma. Onlardan bir şey alacağız, vereceğiz. Ama oralar uzar. Orada onu gör, bunu gör, bir şey al derken... Merhaba. İlk senin üstüne deneyebilir miyim bunu? Peki. Yok, sizin üstünüzü denemeyeceğim. Biraz daha tehlikeli. Bunlar zaten kaçıyor. Ben şu hedef noktalardan birine bir yaklaşayım. Size o soğuk alanı da göstereyim. Bir de vahşi bir şey görürsem onu da göstereyim. Sonrasında topu size atayım dediğim gibi. Çünkü demonun içeriği ne kadar geniş bilmediğim için her şeyi de göstermek istemiyorum. Siz böyle indirip güzel güzel keşfedersiniz. Bakın şurası soğuk bir alan. Buraya girdiğinizde zaten bu bir sis gibi bir şey çökmüş buraya. Bahsettiğim şeyler de şunlar. Bir anda -56 derece oldu. Artık o patladıktan sonra herhalde oradan bir şeyler fırlayıp dünyaya belki de saplandı. Saplandıktan sonra da bu hale geldi burası. Her şey mümkün. Şöyle askeri bir sığınak gibi bir şey var demişti. Oraya doğru gideyim. Yine burada bir takım gözcü kuleleri var. Yine burada insanları, burada yine hayatını kaybetmiş insanları, nasıl öldükleri belli olmayan insanları da görebiliyorsunuz. Bunlardan 26 kadar koruyormuş. Bu 23.
Mesela bunu bakın atamıyoruz. Bunu droplayacağım. Droplayamıyorum da. Önce çıkarıyorum, sonra dropluyorum. Birazcık. Ama güzel, artık daha iyi bir şeyim var. 34 diyor ceketim. Ceketi mesela şu an çıkaramıyorum. Gerçi bu backpack. Ceketi çıkarabiliyorum galiba. Bakayım. Aynen. Onu pantolona koydum. Dropladım. Sonra onu da giydim. Biraz böyle uğraşmanız gerekiyor işte. Bu 26-25'miş. Bu seni yine çıkaralım. Dropluyorum. Belki de onu kesip biçiyoruzdur ama şu an onunla uğraşamayacağım. Şu parayı alalım. Seni de alalım. Seni de alalım. Pantolon da var aslında. Pantolon da değiştirebiliriz. Bizim pantolon 28 kuruyor. Hadi şey koruyor. Pantolon da değiştirelim. Droplayalım. Bunu da gittik. Güzel. Birer tane daha slotumuz oldu. Yola devam. Kurt sesi. Aha, farklı bir hayvan varsa alayım diyordum. Bakalım bu mesafeden. Biraz uzak. Biraz daha yaklaşalım. Güzel. İkisini birden öldürdük. Bunlardan muhtemelen farklı şeyler çıkacak. Şu bıçağımızı alalım. Bunun bir derisini yüzelim. Yine bundan da kemik et alalım. Et lazım oluyor. Deri de lazım. Aslında her şey lazım olur da. Neyse, hepsini alalım ya. Zaten ben bu oyunu kapattığımda tekrar her şey gidecek. O yüzden yine farklı bir şey görür müyüm diye bakın, geyik meyik var. Biraz hızlıca ilerleyeyim. Tabii koştunca biraz enerjimiz de gidiyor. Load'umuzu yapalım. 10 kurşunumuz vardı. 5'ini yerleştirmişiz. İkisini harcadık. Galiba buldum noktayı. Oraya da bir bakayım. Ne varmış bir göreyim. Radyo sinyalini almaya başladık zaten. Bu mesajı göndermeye devam edeceğim. Slumber Projesi'nin ne yaptığını öğrenmenizi istiyorum. Tüm parayı onlara verdim. Çocuğumu, ailemi de verdim. Daha sonra aileme katılacağımı söylediler. Ama bu bir yalandı. Şimdi yalnızım. Bunu kendi başıma yapacağım. Orada bir intikam alma şeyi var sanırım. Buraya da girelim. Buraya girmiştim zaten de. Acaba farklı bir şey çıkar mı diye düşünüyorum. Yine buradan yiyecek şeyler var. Bol bol lootlayacak yer var. Bir aşağı düşemedim. Şöyle bir atlayayım karşıya. Şuradan buraya da bir lootlayalım. Yine buradan kurşunlar ve bir şeyler çıktı ama alamadığım şeyler oldu. Envanteri biraz doldurmuş olduk. Şuradan yine bir alan var. Burada yine medkit var ama envanterimiz dolu. Scrap var. Yiyebilecek bir şey olsa direkt yiyip böyle yer açmak istiyorum. Bu mesela açlığı ve niye enerji veriyormuş. Tamam, bunu tüket. Bunu da tüket. Sonra şunu al. O bize lazım olacak belli ki. Şunu da söndürüp bahçeye çıkalım. Evet. Buradan yukarı doğru bir yol çıkıyor. Şurada da girilebilecek bir yer var gibi. Ama dediğim gibi ben böyle demonun içeriğinin, oraya çıkamıyormuş zaten. Çok soğuk. Tam olarak neler sunduğunu da emin olmadığım için böyle demoyu da tüketmek istemiyorum. Ama ben size yapılabilecek bayağı bir şey, yani en azından oyunun menüsünde yer alan, belki açtıkça görünecek birçok şey ama en azından ilk aşamalarda craft edilebilecek, inşa edilebilecek birçok şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Bundan sonrası biraz size paslıyorum. Dediğim gibi demo sürümünü siz de indirip oynayabileceğiniz için. Ya, oyun ilgimi çekti. Güzel detayları var ama demo versiyonu olduğu için teknik problemleri var. Bunlar zaten zamanla giderilir. Sonuçta bu bir demo. Belki de ilk versiyonlardan biri. Ama oyun hoşunuza gittiyse... Bir şey geldi sandım orada. Oyun hoşunuza gittiyse ve denemek isterseniz, demoyu da indirmek isterseniz diye Steam linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.